Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kızılcık Şerbeti Gold film imzalı ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırbabaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Cebel'in kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların küçüklük hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Yiğit Kiralcı dizide Rüzgar karakterini canlandırmaktadır. 17 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 40 yaşındadır. Mustafa Yiğit Kiralcı, muhasebe müdürü anne ve açık hava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Burhaniyeli'dir. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünden mezun olmuştur. Şimdiye dek Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor, Seni Kimler Aldı, 8. Gün, Yüzleşme, Hizmetçiler, Çatı Katı Aşk, Evlilik Hakkında Her Şey, Hakan Muhafız, Aşkın Kıyameti gibi yapımlarda da oynamıştır. Feyza Cibelek, dizide Nilay karakterini canlandırmaktadır. 28 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 28 yaşındadır. İlk kez 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde Feyza karakterini canlandırmıştır. Ardından 2009 yılında Kavak Yelleri dizisinde oynamıştır. 2011 yılında Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Güllerin Savaşı, Bir Umut Yeter, Sol Yanım gibi yapımlarda da oynamıştır. Annesi Melis Cibelek dizinin senaristidir. Emrah Altın Toprak dizide Mustafa karakterini canlandırmaktadır. 1980 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Emrah Altın Toprak daha çok tiyatro çalışmalarında yer almaktadır. Şimdiye dek İstanbul, Bir Başkadır, Cinayet Masası, Menajerim Ara, Ayak İşleri gibi projelerde yer almıştır. Sıla Türkoğlu dizide Doğa karakterini canlandırmaktadır. 18 Nisan 1999 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 24 yaşındadır. Oyuncular 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başlamıştır. Bu dizide Alev karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Yemin dizisinde Sına karakterini oynamıştır. 2020-2022 yıllarında Emanet dizisinde Seher Kırımlı karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 27 yaşındadır. 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girmiştir. Bu süreçte Otella, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Başarılı oyuncu şimdiye dek Zümrüt Anka, Hakim gibi yapımlarda yer almıştır. Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 44 yaşındadır. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projelerde yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır. Şimdiye dek Ihlamurlar Altında, Gece Sesleri, Gönül Çelen, Vicdan, Benim Adım Gültepe, Güneşin Kızları, Koca Koca Yalanlar, Kırmızı Oda, Akrep, Terzi, Muro, Başka Semtin Çocukları gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu bunların dışında birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Şu anda ise Kızılcık Şerbeti dizisine Kıvılcım Arslan karakterini canlandırmaktadır. Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 39 yaşındadır. Dizide Alev karakterini canlandırmaktadır. 2001 yılında Elit Modellik Yarışması'nda birinci olarak tamamlamıştır. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve DJ'lik yapmıştır. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlamıştır. 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Ardından Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda oynamıştır.
Bunların dışında Recep İvedik, Kutsal Damacana, Bunu Bir Düşünün, Akasya Durağı, Kapalı Çarşı, Fatih, Bir Çocuk Sevdim, 20 Dakika, Kiralık Aşk, Savaşçı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlarda da oynamıştır. Serkan Tınmaz 16 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 36 yaşındadır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında Aşk ve Devrim filmiyle kariyerine ilk adımını atmıştır. Birçok tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır. Ardından Hayat Devam Ediyor, Görüş Günü Kadınları, Süper Matrak, Adı Mutluluk, Yok Artık, Beni Affet, Kalp Atışı, Yuvamdaki Düşman, Can Evim, Güvercin, Menajerim Ara, Yalancı gibi yapımlarda da oynamıştır. Sibel Taşçıoğlu dizide pembe karakterini canlandırmaktadır. 28 Temmuz 1976 yılında Bursa'da doğmuştur. Şu anda 47 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 1995 yılında Çiçek Taksi isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından Akşam Güneşi, Kibar Ana, Berivan, Ekmek Teknesi, Mühürlü Güller, Yadigar, Büyük Buluşma, Gözyaşı Çetesi, Pulsar, Aile Saadeti, Yasemince, Bulutların Ötesi, Medcezir, Kehribar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda da oynamıştır. Saliha Aliye Uzunatağan 24 Aralık 1951 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Şu anda 71 yaşındadır. Çeşitli sinema ve dizi filmlerinde oynamıştır. Sanatçı seslendirme çalışmalarının yanı sıra televizyonda Yüzleşme adlı programın sunuculuğunu da yapmaktadır. Uzunatağan'ın ilk önemli televizyon deneyimi 1997 yılında Kara Melek dizisindeki Salih Sökmen rolüyle başlamıştır. Bunun dışında Bekleyiş, Can Dostum, Böyle Mi Olacaktı, Acıların Çocuğu, Evdeki Yabancı, Zalim, Bütün Çocuklarım, Yeniden Çalı Kuşu, Geniş Zamanlar, Kuzey Rüzgarı, Unutulmaz, Ruhumun Aynası, Yüksek Sosyete, Erkenci Kuş, Vurgun gibi yapımlarda da oynamıştır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.